Duru. Canım benim. Bak seni görmeye kim gelmiş? Siz burada ne yapıyorsunuz? Ofiste her şey yolunda mı? Efendim bizim sizden bir isteğimiz olacak. Efendim Tapki sizin programınızı yapabileceğinize inanıyor. Ofise gidebilseydim programı da yapardım. Ama... Efendim eğer siz de uygun görürseniz programı buradan yapabiliriz. Evinizden yayınlayabiliriz. Tapki annenizi ikna etti efendim. Bu hiç olabilecek bir şey mi? Sakşi bütün hazırlıkları yaptı bile. Buraya niye böyle saçma bir fikirle geldiniz ki? Sizin şu an ofiste olmanız gerek. Niye böyle komik işlerle uğraşıyorsunuz ha? Duru, bu gülünecek bir şey değil ki. Onlar sana çok saygı duyuyorlar. Bu programın da sensiz olmayacağını biliyorlar. Çünkü sen gerçeği dürüst bir şekilde sunuyorsun. Neden onları övmen gereken yerde onlara kızıyorsun? Anne, onlara kızmıyorum Bana ki. Bana cevap verme. Kalk programına hazırlan. Ama anne... Benim için yap bunu. Peki anne. Programı evden yapacağım. Tapki. Duru'yu ikna etmeyi başardık. Bu senin sayende oldu. Sen bunun için çok çaba sarf ettin. O yüzden buradaki işleri de halledersin herhalde. Tapki. Sana bu ismi neden vermişler acaba? Aslında... Anne. Arkadaşlar, fazla vaktimiz yok. Ve yapılacak çok iş var. Ben sorularımı biraz revize edeceğim. Siz de çabuk gereken hazırlıkları yapın, tamam mı? Evet canım, siz çalışmanıza bakın, biraz sonra konuşuruz. Hadi bakalım çabuk. Mutlu musun? Umarım yeterince hazır hissediyorsundur. Ama dinle beni. Bugünkü programını mavi gömleğinle yapacaksın. Hatırladın mı? Hani geçen doğum gününde babanın sana verdiği. Onu giyer misin Drew? Anne, onu bana senin aldığını biliyorum. Babamın adına bana verdin. Bunu neden yapıyorsun ha? Giyecek misin, giymeyecek misin? Anne, sen ne alırsan giyerim ben. Ama eğer o gömleği sırf babam bana verdi diye giymemi istiyorsan, ben bunu yapmayacağım. Duru, benim için yapmaz mısın? Ver hadi. Hemen gönderiyorum.